Elsa, şey diyorsun. Ne gelen var, ne giden. Ne gelen var, ne giden. Kimi alacağım ben işe bu sarayda çalışmak için? Kimi alacağım ben bu sarayda çalışmak için? Delikanlı. Nereden geliyor ses? Delikanlı. He yine mi sen ya, of. Tanıyamadım birden, öyle bir ses getiriyorsun. Korkuyorum ya. Nereye gidiyorsun? Yürüyorum. Nereye yürüyorsun? Eve. Tamam. Önemli bir işin var mı? Acil bir işin var mı? Ya uyumak. Ha hiç önemli değil. Bak şimdi. Sana bir görev vereceğiz. Sen okuyor musun? Evet. Ne okuyorsun? Kitap. Yok yani okul olarak. Ben 3 tane üniversite bitirdim. Tamam. Tam sana göre bir iş var. Ama ikisinden kaldım ya. Tam sana göre bir iş var. Otur şimdi Elsa'nın yanına bakayım. Çek bir sandalye. He, korktum. Bir şey söyleyeceğim. Bu Elsa mı? İdare et. Yani rengi falan böyle hani ikili mi yaptınız rengi? Hem kahverengi hem sarı. Tamam. Sorgulama. Elsa o. Bazen Elsa oluyor, bazen Anna oluyor. Onu değişik kullanıyoruz biz. Elsa, geldi iş görüşmesine bekliyordun ya. Geldi, buldum sana bir adam. Sor bakalım. Ne işi? Anlat Elsa, ne işi? Sarayda çalıştıracak adam arıyorum. Ha güzel, sadrazam, padişah, vezir. He, bebe. Sadrazam, vezir falan mı? Hani böyle padişahın alt versiyonu var ya. Oyum, o muyum? Hemen kabul ederim öyle bir şey. Anlat Elsa. Nedir iş nedir? Anlat işi. İş insanların girdiği potansiyel olarak yani herkesin bir çalıştığı bir iştir. Saraydaki işi anlat. Buz temizleme işi. Evet, buz temizleme işi. Sarayda buz temizleyeceksin. 3 üniversite bitirmiş arkadaşım. Önemli dediğin iş bu muydu ya? Evet. Çok önemliymiş ya. Bayağı çok önemli. Şimdi şöyle oluyor. Aferin bu... kabarık saçların önemli. Şimdi bu Elsa her tarafı buz yapıyor ya, millet kayıp düşüyor. Onun için sarayda bir önlem alıyoruz. Bir buz temizleyicisi işe giriyor ve devamlı buzları temizliyor. Ya ama... bırak ya, şunun neresi Elsa ya? Ben daha iyi olurum ya. Ya ben daha iyi Elsa olurum. Bana da verin aynı şeyi. Ben olayım Elsa ya. Yeter ya. Ben bunun şeyine giriyorum ya. Aa ben güzel oldu. Tamam sen Elsa oldun. Güzel oldu. Güzel. Otur Elsa. Elsa çıkar peruğunu. Ben bir anlığına yapmıştım onu ama. Çıkar peruğunu. Çık dışarı. Kızı da işinden ettim. Yazıktır ya. Neyse olsun. Tamam bu yeni Elsa bu. Güzel oldu bu Elsa. Gir şimdi, sen iş görüşmesine geldin. Ben demiştim. Otur yavrum. Sor bakalım. Şimdi ne işiymiş? Ne işi? İş. Ne işi? Bu iş. Bir dakika. Böyle Elsa mı olur? Elsa dediğim prenses. Böyle sesi güzel, içten. Böyle kıpır kıpır, böyle insanın içini donduran bir ses olması lazım. Benim sesim de bence içini donduruyor insanı. Yani ben ilkokuldayken bana boru sesli derlerdi. Yani ne kadar incelteceğimi ben de bilmiyorum. Çok önemli bir iş. Ne işi? İş. Ne iş olduğunu soruyorum. Anlat iş olduğunu. Ne işi? Buz kırıcısı. Tamam, siz de bilmiyorsunuz. Hoşçakalın. Gel buraya gel. Ya olmuyor ya. Şimdi Elsa. Sarayda buz temizleyici... Az öksüren bir adama ihtiyacımız vardı. Adama? Evet. Sarayda az öksüren, buzları temizleyen bir kadına ihtiyacımız var. Ama bir daha ses ince, lütfen ses ince. Sarayda bir ihtiyacımız var, yerleri temizleyecek ama kadın. Erkek. Kadın. Kadın mı? Kadın. Ama bizim erkeğe ihtiyacımız var işte. Elsa, kaybol erkek olarak gel. Yazık değil mi kıza ya? Kıvırcık saçlı erkek olarak gel. Gel
Elsa, kıvırcık Elsa. Ne haber abi, nasılsın? İşler nasıl ya? Seni son görmeyeli bir şeyler falan olmuş. Nasıl o işler? Güzel oldu. Otur. Ne? Ama abi sana yakışmamış yani Elsa kostüm. Bu nedir yani? Şimdi sen sürekli öksürüyorsun buzların içinde hasta olmaz mısın de. Sen sürekli öksürüyorsun buzların içinde hasta olmaz mısın? Olmam. Yok olmam. O zaman maalesef ki işe alamadım. Bana hasta olan biri lazım. Hadi çık. Bence bunu böyle kullansam daha pratik. Bak atkı gibi böyle. Düşünme beni. Bir daha girme lan. Girip direkt otur yanına. Siz bir işte arıyormuşsunuz saraya. Ben de geldim. Ne haber abi, nasıl? Canım benim canım. Oğlum iş görüşmesine gelen adamın eli mi öpülür ya? O senin elini öpecek, sen patronsun. Ben de rahatsız olurum yahu. Evet, bir de herkesin eli öpülür mü ya? Pistir mistir bir şeydir. Evet, anlat şimdi. Benim de kardeşim var, anla. Anladım. Hadi görüşürüz. Yok öyle değil, anla yani. Adı anla. Habire buza basıyor, kayaya düşüyor. O yüzden bir adam almamız gerekiyor işe de. Ben ne yapayım? İşte sen onu de. He, ben diyeceğim. Evet. Benim bir tane kardeşim var, anla sen artık. O sürekli buza basıp düşüyor. Yani ben çok uğraştım ama bir çare bulamadım. Sen bulabilirsin diye düşünüyorum. Evet, şimdi çok güzel. Bunun aynısını peruğu takıyoruz. Elsa olarak, ince sesli olarak söylüyoruz. Bence böyle atkı olarak daha güzel de düğüm yaptım. Anlat tekrar, sen de iyi dinle. Öksürme, öksürmüyoruz. Hayır, bu sahnede öksürme yok. Kıza yazık ya, üzülüyorum ya. Şimdi bir işimiz var. Kardeşim var. Anla artık. Anlamadım de. Anlamadım de. Tamam, ben de anlamadım işte. Sonra söylüyorum, anla diye. Anla. Oh, üstteki moda basıp düşüyor. Sen buna bir çare bulmasın. Oh. Oh, söyledim artık. Oh. Meyo anneciğim, kim moda basıp düşüyor? Kardeşim. Senin kardeşinin ismi ne? Söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum olur mu? Söyle kardeşinin ismini. Ya anlamıyor hocam, ne yapayım ya? Ya anla. Sen söyledin, daha gence gerek yok. Anla. Kardeşinin ismi Anna. Anla artık ya. O benim esprimdi. Çaldın. Olsun, güzel, ben satarım bunu başka yere. İsmi Anna diyor. Evet. İsmi Anna diyorsun. Ama anlamıyorsun. O da anla artık diyor. Ben de şimdi bir şey anlamadım. Tamam, şimdi şöyle yapıyoruz. Elsa, kalk ayağa. Sana diye, bak. Hayır, sen Elsa, delikanlı Elsa. Şey fark ettim, öyle insan mı olur? Bak, erkek gibi tişört. İşte bu delikanlı Elsa. Delikanlı Elsa. İlk defa duydum, vay be. Şimdi Elsa. Sana diyor. Yok, delikanlı Elsa. Diyorsun ki, ben elime hakim olamıyorum. İster istemez buz fışkırtıyorum. O yüzden bir görevli arıyorum. Şimdi benim ellerime hakim olamıyorum. Bazen işte hakim olamıyorum, anla. Sağa sola buz fışkırtıyor. Anla değil. Onun adı hizmetçi. Hizmetçi. Bak, ben şu temizlik reklamlarında çıkan fısfıs reklamlarındaki gibiyim. Ellerim sürekli fışkırtıyor böyle sular mular. Ve ben artık bundan bıktım. Bir eldiven istiyorum. Güzel. Ben... Eldiven. Hiçbir şey anlamadım. Karışık söyledin abi. Bak, o bile anladı abi diyor ya. Benden olmuyor yani. Dur. Al bunu, Elsa'ya eldiven. Yakala. Al bunu, eldiven yap de. Al bunu, eldiven yap. Sağ ol, bizim evde çok var. İki katlı yumuşak dokulu süper emici eldiven al. Ver. İki katlı yumuşak dokulu süper emici.
İki katlı süper dokulu iki emici. İki emici olması beni cezbetti ama bizim evde çok var, istemiyorum. Ne yapayım ben, tuvalet kağıdı veriyorsun bana eldiven diye ya. Tuvalet kağıdı değil o, eldiven. Ya düşük hiç tiyatro şey... yapmadın mı sen, hiç sahneye çıkmadın mı ya? Ya düşük bütçeyle yaptığın şeye bak ya. İnsan... Öyle bu kadar, prodüksiyon bu. Güzel eldiven yapayım sana o zaman. Evet. Çok otur başlayayım. Elsa. Erkek Elsa otur. Hani ben delikanlıydım. Delikanlı Elsa otur. Evet, Anna'dan bahset bize biraz. Nasıldır, tipi nasıldır? Huyu nasıldır? İnsana benziyor. Ama insan değil. Yo, insan ne alaka, değil mi? Niye benziyor diyorsun o zaman? İnsan. Evet. Saçı var. Her insanın saçı var. Güzel cevap, evet. Burnu var. Her insanın... Ya tamam beni bozma ya. Tamam işte bilmiyoruz şeyin kardeşini. Nasıl bilmiyorsun ya? Sen 3 üniversite okudun, Anna'yı tanımıyor mu ya? Ya dedim sana 3 üniversite okudum, ikisinden kaldım zaten ben. 4.'te zaten atılıyordum artık. Öksürme, öksürme. E tabi karlar ülkesi ya, insan öksürüyor, haklısın. Evet, şimdi buraya kadar yapılanların hepsini unutuyoruz. Aynısını şimdi baştan yapıyoruz. En baştan. En baştan. İş.